Yeni hikayemize başlamadan önce videolarımızı beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 4 yıl önceydi. Vay be! Koskoca 4 yıl. Bu olayların ortasında kalmışım. Üniversite sınavına çalışmadan girdim. İkinci senemde. Yalova Üniversitesi'nde mühendislik kazanmıştım. Babamın pek hoşuna gitmese de onunla gidip kaydımı yaptırdım. Hayat güzeldi. Evden, İstanbul'dan, baskıcı babadan uzak bir hayata başlıyordum. Bir yurda kayıt oldum ve ilk gün geldi çattı. Yurda geldim. Biraz erken gelmiş olacağım ki bütün dolaplar bomboştu. Birini seçtim, eşyaları yerleştirdim. Prizin yanındaki yatağa geçtim, çarşafımı serdim, yatağımı hazırladım. Ardından biraz merkezi gezeyim dedim. Yalova küçük bir yer. Ben İstanbul'da Kadıköy bölgesinde oturuyorum. Kadıköy kadar bile değildi merkez. Bir internet kafeye geçtim. Biraz takılıp saat 8 gibi geri döndüm buradan. Oda 6 kişilikti. Geldiğimde benimle birlikte odada 5 kişiydik. Diğerleri çoktan başlamıştı muhabbete. Öncelikle kendimi tarif edeyim biraz. O zamanlar 19 yaşında, 1.78 boylarında, zayıf, çelimsiz, fırlama birisiydim. Hayat umurumda değildi. Tek istediğim memur olup kıt kanaat geçinmekti. Odadakilerin isimleri Ömer, Oğuz, Zekeriya ve Safa. Hepsi de iyi çocuklardı. Ömer, elektro gitar çalan, uzun saçlı bir tip. Oğuz, Zekeriya ve Sefa ortalama tiplerdi. Boy ve kiloları da birbirine çok yakındı. Odada biri eksikti. O da saat 10.11 gibi gelecek olan, hayatımın tamamen metafizik varlıklarla geçmesini sağlayacak kişiydi. Biz muhabbete dalmış, evden getirdiğimiz börek, çörek, poğaçaları yiyip, ilk günden yurda sokmuş olduğumuz kettle'da yaptığımız çayı içerken son adam da geldi. Boyu benden hafif uzun, yeşil gözlü, benden biraz kilolu, Sağa baktığında sol gözü hafif şaşılaşan Halil girdi içeri. Selamın aleyküm dedi. Aldık selamını. O da odaya yerleşti. Hepimiz mühendislik okuyorduk. Kimimiz endüstri, kimimiz bilgisayar. Biz bunlardan bahsettik ve yatma faslı geldi. Işıklar kapandı. Yatağa geçtim. Üstümde Halil yatıyordu. Biraz muhabbet ettik yatakta. 2-3 espri falan sonra uyumuşum. Gece 3 sularında Birkaç ses duydum ve uyandım. Adını hatırlayamıyorum. O an üst kattaki Halil konuşuyordu. İlk başta uykusunda konuşuyor sandım. Ama işin öyle olmadığını biraz dinledikten sonra anladım. Kendi kendine konuşuyor desem ama yok. Konuşmalarından anladığım kadarıyla başka birisiyle konuşuyor gibiydi sanki. Ayrıca duymamızı, duymamamızı istiyormuş gibi alçak sesle konuşuyordu. Belki de uyandırmamak için yapıyordu ama bilemezdim. Biraz kulak misafiri oldum ve orada bildiğiniz korkudan altıma sıçacaktım. Konuşmalar şöyleydi. Hayır dedim sana. Onların bir zararı dokunmaz bana. Evet eminim. Sonra konuşsak uyumam lazım. Haldo. Tamam biliyorum. Okuyup öyle yatacağım. Bu konuşmaları duyunca çocuğun psikolojisinin içine sıçılmış olduğunu, şizofren olabileceğini kendime söylemesem de gerçekten uykumu kaçıracak kadar korkmuştum. Sonra şöyle bir ses geldi. Ne? Dinliyor mu? Halil birden yukarıdan kafayı uzattı. Bana, aa sen uyanık mıydın? Kusura bakma, tiyatrodaki rolüm de onu ezberliyorum dedi. İçim rahatlamıştı. Tuvalete gittim. Sonra gelip yattım. Sabah olduğunda kahvaltıya uyandırdılar ve odaca yemekhaneye indik. Kahvaltı fena sayılmazdı. Bitirdik. Sonra benle Halil sigara içmek için dışarıya çıktık. Bana çok içten bir şekilde dün gece uyandırdıysam özür dilerim dedi. Ben de önemli değil dedim. Buraya kadar normaldi ama buradan sonra ilginçleşti. Neler duydun ya dedi gülerek. Ama o yüz ifadesinin altındaki merakı gizleyemedi. Ben de yok birkaç kelime duydum sonra zaten tuvalete gittim dedim. Pek memnun kalmasa da mecburen konuyu kapattı. Sonra ilk günden derse girdik. Ben, Halil, Ömer, Oğuz, Endüstri'nin olduğu dersliğe Diğerleri ise bilgisayarınkine gittiler. Tabii ben her zamanki gibi bütün kızları değerlendiriyordum. Yaş gelmiş 19'a hala lise gibi düşünerek içimden bazı şeyler geçiriyordum. İlk günkü dersimiz matematikti. Hoca ilk gün falan demeden direkt limite girdi derste. Neyse dersler bitti, tanışma yemeği falan derken sınıfın yarısıyla bir kafeye gittik. Halil başım ağrıyor dedi, yurda geçti. Biz de kız tavlayabilme ayağına tanışmaya gittik. Yoksa sınıftaki erkeklerle tanışmak değildi niyet. Tanışmada birkaç kızla ve bütün erkeklerle tanıştım. Hesabı istedim. 12 TL dedi. Hala hatırlıyorum. Bir karışık tost, çay. Çok fazla istemişti. Neyse parayı verecektim ama bunun acısını bir yerden çıkarmam lazımdı. Girdim tuvalete. Söktüm eğirbiki, attım montun iç cebine. Çıktık. Sonrasında odaya geldim. Odaya da lazımdı zaten oda parfümü. İyi oldu. O paranın intikamıydı bu. Odada Halil telefonla uğraşıyordu. Biz de üstümüzü değiştirdik. Ben geçtim yabancı dizi izliyorum telefona yüklemiştim evdeyken. Sonra telefon elimden düştü. Yatağın duvar tarafının yanına. Ben de uzanmaya çalıştım ama nafile. Öyle bir yere gitti ki illa aşağıya inmem gerekiyordu. Neyse eğildim alacağım. Yatağımın altındaki suntaya sıkışık bir şeyler buldum. Küçük plastik düğünlerdeki kuru yemiş dağıtılan torbalardan. İçinde de kuru incir ve garip bir kurumuş ot var. Telefonu aldım, gülerek bu ne lan dedim. Herkes ilgilendi. Büyü falandır diye dalga geçtiler ama Halil'in yapmacık tavırları gözümden kaçmamıştı. Acaba ben mi kuruntu yapıyordum? Bilmiyordum. Ardından Ömer eğildi, Sefa ve kendisinin ranzasının altında da aynısını buldu. Oğuz da Zekeriya ile onların yatağında buldu. Çok şaşırdık. Abi bu ne? Nasıl yurt burası? Kimler kalmış burada bizden önce dedik kendimizce ama o incirleri de yedik. Ertesi sabah 8'de dersimiz olmasına rağmen çok uzun zaman birbirimizi tanıyormuş gibi muhabbet ettik o gece. Yurda gidenler bilir. En son artık yatmadan önceki muhabbet ya cin muhabbeti ya kara kız muhabbetidir. Biz akşamki olaydan sebep ilkine girdik. Herkes bir şeyler anlatıyor. Hafif tırsak da bir şey belli etmiyoruz. Ama Halil bildiğin hepsinden sonra sırıtıyor. Nesi komik bunların dedim gülerek. Yoksa korkuyorsun da erkeklik mi yapıyorsun sırtarak? Siz korku nedir bilmiyorsunuz. Ben yatıyorum dedi Halil. Ortam hafif gerildi. 10-15 dakika sonra biz de uyuduk. Gece uyandım. Oda kanlar içindeydi. Her yer kana bulanmıştı. Üstüm, başım kan içindeydi ve elimde bir çakı vardı. Odada yaşayan tek kişi bendim. Herkesi trans halinde öldürmüşüm. Sonra birden bağırarak uyandım. Korkudan kalbim küt küt atıyordu. Boncuk boncuk terlemiştim. Tuvalete geçtim. Elimi yüzümü yıkadım ve bir bardak su içtim. Kendime gelmem 10 dakikamı almıştı. Ama ben şimdiye kadar böylesine gerçekçi bir rüya görmemiştim. Zaten o zamana kadar en fazla 3-4 kabus görmüşümdür. Bunu unutmam mümkün değildi. Odaya geldiğimde bir has çekerek korkudan zıpladım. Çünkü Halil uyanmış, ayakta ezan okuyordu. Kısık sesle. Ben de sonradan anladım ki namaz için kamet getiriyormuş. Hemen kendimi toparlayıp korkuttun dedim üstüne basarak. Bu daha bir şey değil. Siz korku nedir bilmezsiniz dedi. Yine üsteledi. Ben de sen çok korkmuşsun ki bazı şeylerden yataklara muska koymuşsun sanırım dedim. Bana bu işlere karışma. Sonun hayır olmaz dedi. Ben şimdi namaz kılacağım. Kamet getirdikten sonra fazla beklenmez dedi. Orada mevzu kopabilirdi ama kavgacı biri değil gibiydi. Ben de önünden geçtim, yatıp uyudum. Ertesi sabah erkenden dersimiz vardı ama geç uyanmıştık. Fizik laboratuvarı kaçmıştı. Biz de yatıp kimya laboratuvarına girmeye karar verdik. Çünkü ne kadar acele etsek de yetişemeyecektik. Ben o gün eve gidecektim. O yüzden çantamı hazırladım. Fakülteden çıkıp direkt İdo ile İstanbul'a geçecektim. Öğleden sonra kimya laboratuvarına giderken Halil biraz arkada kaldı. Yetişmesini söylemek için döndüm ama söylemedim. Çünkü ağzı kıpırdıyor, bir şeyler mırıldanıyordu. Fazla dikkat çekmemek için döndüm önüme. Sonra yine dönüp bakacaktım. Bu sırada düşünüyordum. Acaba duamı okuyor, salavat mı getiriyor? Bilemezdim. Belki de şu batıl inançlarından biri için büyü falan okuyordur. Kendince diye düşündüm. Az sonra döndüğümde hiç kimse olmadığını fark ettim. Bir sırıtıyor, bir hevesli hevesli bir şeyler anlatıyor. Sanki birisiyle konuşuyordu. O an kafasını birden kaldırıp sanki haberi varmış gibi direkt benim gözümün içine baktı. Ben de yetiş hadi biraz hızlı diyebildim. O an böyle bir şey beklemiyordum. Ardından derse girdik. Bizim çocuklarla vedalaşıp eve geçtim. Bir buçuk saat süren yolda sürekli aklımı karıştıran şey Halil'di. Bir insan kendini bir şeyden nasıl bu kadar korkutabilir? Bu adama bir sürü muska yaptırıp yatakların altına koyduran şey ne olabilirdi? Ayrıca şu kendi kendine konuşma olayları beni çok korkutuyordu. Odadaki diğerlerine de olaylardan bahsetmedim. Bir şeyde fark etmiş gibi görünmüyorlardı. Sonuçta yolculuk tamamlandı ve eve girdim. Bizimkilerin soru yağmurları falan derken akşam yemeği fasılları, sonra aman oğlum çalış bak gibi nasihatler derken saat onu buldu. Dışarı çıkıyorum arkadaşlar bekler dedim. Çıktım. Arkadaşların yanına gittim. Burada biraz ailemden bahsedeyim. Bir kız kardeşim var benden 5 yaş küçük. Pek anlaşamayız. Babamla aram fena değildir. Ama biraz baskıcı olduğundan çok sıkıntı çıkarır. Memur çocuğuyum. Fazla paramız da yok. Ortalama bir aileyiz. Her neyse. Arkadaşlarla biraz takılıp nikotin ihtiyacımı giderdikten sonra eve döndüm. Saat 12'ye geliyordu. Ben de bir duş alıp yatarım diye düşündüm. İşte hayatımın dönüm noktası burasıydı. Buradan sonra normal bir gün geçirmek için neler vermezdim neler. Havlumu aldım girdim banyoya. Bir güzel banyo yapıyordum. Bir de gusül abdesti alayım dedim. Tam alacağım kapı çalındı. Abi çok sıkıştım. Paravanı kapat da bir geleyim diyen kardeşime söylesem de gittim anahtarını çevirdim. Bekle dedim paravanı kapatayım. Geldi. Ben içeride gusül abdesti alıyordum. Lambi girdi çıkmak bilmiyor. Yirmi dakika oldu. Benim banyo bitti. Bu hala orada. Hadi be dedim. 5 dakika daha dur dedi. Oflasam da poflasam da sonuçta kardeş. Orada götüm donarak gecenin birine kadar bekledim. Tahminimce bir altı yedi dakika geçince Oho deliye mi düştün dedim. Yok az kaldı dedi. Ben de havluyu belime geçirdim. Gözümü kapatıyorum çıkıyorum. Bekleyemem seni dedim. Kapadım gözümü bulduğum çıkışı. Odaya gittim, üstümü giyinmek için. Havluyu yere bırakıp ışığı açtığım anda şok oldum. Kardeşim yatakta yatıyordu. Eğer o buradaysa tuvaletteki kimdi? Eğer o tuvaletteyse buradaki kim? Korkudan ne yapacağımı bilemedim. Hemen banyoya koştum baktım. Boş, beynim durdu gerçekten. Gittim altıma bir şey geçirip kardeşimi uyandırdım. Sen dedim, geldin mi hiç tuvalete? Hayır dedi, abi ne diyorsun sen? Tamam dedim, yat uyu sen. Ben de uyudum. Ama uyumak mümkün değildi. Kafamda deli sorular dönüyor. Bu sesleri uydurmuş olamam diyorum kendi kendime. Düşündükçe yurtta akşam konuştuğumuz hikayeler geliyor aklıma. O psikolojiyle uyumuşum. Sabah kalktım, biraz kahvaltı, biraz sohbet, biraz bilgisayarda takılma derken dışarıya çıktım. Babam sigara içtiğimi bilmediğinden gizlice hep sigara içtiğim arkadaşlarla takıldığımız yere gitti. Anlattım bizimkilere, dalga geçtiler. Ama biri Harbiden olduysa bunlar ayvayı yedin kanka. Musallat falan olmasın dedi. Ben iyice tırsmıştım. Akşama doğru babam aradı. Bizimkiler düğüne gidecekmiş. Akşam geç dönerlermiş. Ben de saat 10 gibi eve döndüm. Sigara mı? Zulaladım zaten. İki dal vardı. Sonra bu cinler hakkında bir araştırma yapayım dedim ve bilgisayara geçtim. Girdim Google arama motoruna. Cinler yazdım ve çıkan sayfalarda gezindim biraz. Sonra kapadım sayfaları, gittim mutfaktaki zula'dan çıkardım bir dal yaktım. Orada bitirdim. Ama bizim bizim evde bir tek mutfakta sigara içilir. Odalarda içsem anlarlardı. Sonra geri geldim. Bir baktım ki sayfa açık cinlerle ilgili şaşırdım. Halbuki kapatmıştım. Neyse, kapatıp Facebook'ta takılacağım. Kapanmıyor, donmuş bilgisayar. Bir de resim var. Hafif bir tırsma geldi. Bari okuyayım dedim. Biraz okurken bilgisayar monitöründeki yansımanın sağ arka tarafında insan sureti gibi bir şey gördüm. Kanım dondu. Gerçekten hareketsiz kaldım. Çünkü hareket ediyordu. Bana doğru geliyordu. Dönemedim arkama birkaç saniye. Sonra cesaretimi toplayıp döndüm. İçimden bir oh çektim. Hiçbir şey yoktu. Sadece göz aldanmasıydı. Sonra birden arkadan gelen sesle korkudan zıpladım. Ve sadece yazıcının sesi olduğunu anladığımda baş parmağımı damağıma götürüp kafamı geri attım. Birkaç saniye rahatlamıştım ki sonra fark ettim. Bu yazıcı nasıl çalıştı? Düğmesine basmamıştım. Yazdır da dememiştim. Fakat bir sayfa aldı içine. Düşündüm. Nasılsa yazı çıkmayacaktı. Kartuşun bitik olduğunu biliyordum çünkü. Ama çıkan kağıt sayfadaki yazılarla doluydu. Cinlerle ilgili ıvır zıvır diye düşündüğüm şeyler. Şu an korkudan altıma yapmak üzereydim. Sonra Aldım kağıdı. Bir göz gezdirerek mutfağa gidip çöpe attım. Bir sigara yaktım sonra. Düşündüm. Son 15 dakikadır Halil'den ne farkım vardı ki? Korkudan elim ayağım bile titremişti. Sonra bir güldüm, dumanı aldım, söndürdüm. içeri geçtim. Facebook'a girdim. Bir iki güldüm falan derken dikkat dağıttım. Sonra elektrikler gitti geldi. Bilgisayar resetlendi. O sırada Sağ arka tarafımda bir gariplik olduğunu aynadan gördüm ve yine bir şey yoktu diye dönerken birden kalbim bir kere attı ama tam attı. Bir daha atmadı. Oradaki korkuyu size tarif edemem. Yani korkarsınız bir şeylerden tamam ama bir yere kadar. Gözünüzle gördüğünüz an işler değişiyor. Duvarın orada bana doğru yaklaşan insan suretinde bir karartı vardı. Çok çok korkmuştum. Birkaç saniye yerimde çakılı kaldım. Sonra birden kapıya yöneldim. Ama odanın kapısı üstüme kapandı. Açmaya çalıştım. Kilitli gibiydi. O karartı elini arkasından çekti ve elindeki hançerle bana doğru geldi. Ben de gerilip omuz attım kapıya. Kırıp çıktım. Sonra dış kapıya gittim. Demir kapıydı. Ve o da açılmıyordu. Açıkçası şu an bile onu kırabileceğimi düşünmüyorum. Çaresizce içeri geçtim. Yatağa girip yorganı üzerime kapattım aradan geliyor mu diye bakacak kadar bile yürek yoktu o an. İçeride bildiğim bütün duaları okuyordum. Sonra ne kadar zaman geçti bilmem. Yorganın üzerinde bir ağırlık hissederek uyandım. Babam kalk diyordu. Tam oh be hepsi rüyaymış derken babamın ne yaptın oğlum sen kapılar falan kırık demesiyle başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. Hemen fırladım. Hala rüya olduğunu düşünüyordum her şeyin. Kapıya baktım kırıktı. Mutfağa gittim. Sulama çıktı. Boş paket ortadaydı. Çöpe baktığında ise kağıt vardı ama boştu. Elimde hiçbir kanıt kalmamıştı. Bizimkilere anlatamazdım. Delirdiğimi düşünürlerdi. Acaba delirmiş miydim? Hayır. Bunlar deli saçması olamayacak kadar gerçekti. Ben de anlatamadım. İçtim dedim. Sonrasını hatırlamıyorum. Babam bağırıp çağırıyordu ama hiç takacak havamda değildim. Sinirlendim. Eşyaları topladım. Gecenin üçünde çıktım sabaha kadar düşünerek içtim. Sonra İdo'dan bilet alıp Yalova'ya geçtim. Sabah saat dokuz buçuk on gibi vardım. Pazar günü olduğundan yurtta kimse yoktur diye düşünüyordum. Ama odaya girince gördüm ki Halil eve gitmemiş. Gece uyumadığım için yatmayı düşünüyordum ama Halil'i görünce dayanamayıp sen ne muskası koydun bu yataklara. Senin yüzünden hayatım berbat oldu. Babamla aram bozuldu anasını satayım. Psikolojimi bozdum. Hayaller kabuslar görmeye başladım diye bağırdım. O sakince dinledi ve seni bulaşmaman konusunda uyarmıştım. Gerçek korkuyu görmüşsün, gözlerinden anlaşılıyor. Ama benimle uğraşırsan bir dahaki sefere bu kadar ucuz kurtulamayacaksın. Zarar verecekler sana dedi. Ben onun bağırmasını beklerken adam beni korumaya çalışıyordu ama dur dedim. Sen nereden biliyorsun benim zarar görmediğimi? Bunu beklemiyor gibiydi. Şaşırdı, gizlemeye çalıştı ama olmadı ağzında bir şeyler geveledi. Zarar görmüş olsan böyle burada olamazdın dedi. Ama benim içime kurt düştü bir kere. Acaba onun bu olaylarla ilgilendiğimi ona söylemişler miydi? O da beni korkutmak için mi yollamıştı arkadaşını? Bu sorularla cebelleşirken bunun olma ihtimali çok fazla gelmişti. Ama neden? Sonra uyumuşum zaten. Uyandığımda Halil odada yoktu. Ben de merkeze gideyim dedim. Üstümü giyindim. Sonra Halil geldi odaya. Üstü giyinik bir şekilde. ''Aa sen de mi çıkıyorsun?'' dedim. ''Ben bankaya gidiyorum. O da aktara gidecekmiş. Beraber yurttan çıktık. Merkeze doğru yola koyulduk. Biraz hocalardan muhabbet ettikten sonra kulaklığımı taktım. Çünkü açıkçası yemiyordu sorular sormak. Önce bankamatiğe gittik. Para çektim. Ardından aktara gittik. O içeri girdi. Ben dışarıda bekleyeceğim dedim. Ama çaktırmadan ne oluyor diye de baktım.'' Birkaç bitki aldı. Sonra kırtasiyeye girdi. Yine bitkiler, ot bok falan aldı. Ben ne yapacaksın onları dedim. Anneme hediye olsun diye aldım dedi. İstanbul'a gidince verecekmiş. O gün ayın 13'üydü. Bunu dipnot vereyim. Tabi o zaman farkında değildim. İleride öğrendim. Yurda geçtik. Zekeriya ve Ömer gelmişti. Akşam yemeğini yedik. Sonra herkes telefonlara sarıldı. Ama benim aklım Halil'in bu aldıklarıyla ne yapacağındaydı. Yeni bir muska mı deneyecekti yoksa? Çünkü hediye dediğin oraya özel bir şey alınır. İstanbul'a götürülür. Ya da annenin hep aradığı bulamadığı bir şey alırsın götürürsün. İstanbul'da aktar mı yoktu. Beni kandıramazdı. Bu gece uyumayıp ne yapacağını izleyecektim. Akşam saat 10'a kadar herkes gelmişti. Birkaç muhabbetin ardından çiğ köfte söyleyip yedikten sonra herkes telefonla uğraşarak yatağına geçti. Kalktım, ışığı kapattım ve yatağa geçtim. Biraz forumlarda takıldıktan sonra telefonu yastığın altına koyup yattım. Bir buçuk saat sonra artık kimse uyanık değildir. Niye harekete geçmiyor acaba diye düşündüm. Yoksa gerçekten annesine mi almıştı onları? Bir 15 dakika daha dayanım. tam dalacaktım ki yani uyumak ile uyumamak arasında gidip gelirken Halil'in olduğunu bildiğim bir ses. Herkes uyumuş mu dedi. Hımm. Peki koridor boş mu? Tamam. Kapıyı sessizce aç geliyorum dedi. Ve kapı kolu aşağı indi. Ardından kapı açıldı. Korkudan ses çıkarmamak için nefesimi tuttum. Ama boğulacağım anasını satayım. Sonra fark ettim ki nefes almam lazım. Uyuyan adam nefes alır lan dedim ve almaya başladım. Allah'tan fark etmedi. Dolabından o aldıklarını koyduğu poşeti aldı ve odadan çıktı. Ben biraz bekledim. Bu sırada da düşündüm. Acaba peşinden gitsem mi, gitmesem mi diye. Acaba yanındaki şey ona söyler miydi? Ya Halil ben zaten tehdit etmiştim deyip bana musallat ederse ya ben delirirsem? Bunun gibi sorularla 5-10 dakika uğraştıktan sonra aklıma tüküreyim ki çıktım odadan. Ama koridor çok karanlıktı. Geri dönüp yastığın altındaki telefonu aldım. Flaşı açmadan sadece tuş kilidini açtım. Artık önümü görebiliyordum. Tuvalete gittim. Kapıyı açtım. İçerisi boş görünüyordu. Banyoya gittim. Bu saatlerde ışığın kapalı olması imkansızdı. İlk dikkatimi çeken de oydu. Kapıyı araladım. İçeriden normal konuşma sesinin biraz altında bir sesle Arapça bir şeyler okunuyordu. Biraz düşündükten sonra buradan geri dönüş olmaz deyip daldım içeri ve ışığı açtım. Karşımda hayatımda gördüğüm en garip manzara duruyordu. Halil yerde kırmızı bir yuvarlağın içinde ayet olduğunu düşündüğüm bir şeyi okuyup ardından garip bir şeyler söylüyordu. Bunuysa sürekli tekrarlıyordu. Ne yapıyorsun Halil dedim ama beni duymuyor. Sürekli dönerek etrafına bakıyor yuvarlaktan çıkmamaya dikkat ederek korkuyordu. Birden bağırarak okudu. Millet uyanacaktı. Üstüne doğru gittim, yuvarlaktan içeriye adımımı attım. Ve okumasını kesmeden boynuma vurdu. Başım döndü, yere düştüm. Az önce boş olan banyo, şu an neyden en çok korkuyorsam onunla doluydu. Yerde, yarı baygın haldeydim. Yarım yamalak hatırlıyorum olanları. Halil hala ayeti okuyup ardından bir şeyler söylüyordu. Ben o kadar korktum ki transa geçmiş halde Felak ve Nas suresini okuyordum. Yılanlar burnumun dibine geliyor, ailemin kafasını gözümün önünde kesiyorlardı. Daha niceleri. Ama yarı baygın olmasam bunları kaldıramayacağıma emindim. Sonradan anlatılanlara göre anlatıyorum. Biri banyoya gelmiş, bu durumu görmüş. Odasına koşup milleti uyandırmış. Gelenler Halil'i zapt etmeye çalışmışlar. Ama yuvarlığa giren gördüklerinin etkisiyle şoka giriyormuş. Zorla şoku atlatıp çıkarmışlar onu. Beni almaya gelen çocuk korkup beni orada bırakmış. Ben 5 dakika kadar felak okuduktan sonra bana kendisinin min şerri ma halak ayetinin hüddamı olarak tanıtan bir cin geldi. Bana bir şey okudu ve baygınlık halim geçti. Ben neler olduğunu anlayamıyordum ama etraftaki her şey normal haline gelmişti. Gelen cinin adı Gafri idi. Normal bir insan görünümündeydi ama ayakları tersti. Nutkum tutulmuştu bağırdım. O kadar şey görmüştüm biraz önce ama bu en korkuncu olarak gelmişti bana. Belki de bilincimin açılmasıyla daha net anlamaya başlıyordum olayları. Birkaç kişi geldi ve beni de arabaya atıp hastaneye götürdüler. Birkaç tane test yapıldı. Halil ile beni yan yana aynı odaya koymuşlardı. Artık kafriyi bir tek benim görmeme alışmıştım. Sonra Halil kendine geldi. Beni gördü ve sana karışma demiştim. Hepsi senin suçun dedi. Kafri'ye sordum, neden bahsediyor bu diye. Yeni bir hüddam alması başarısız olduğu için eski hüddamı ona musallat olmuş ve sonra bana kanımı donduracak bir şeyler söyledi. Kafri'nin dediğine göre artık onlarla aramdaki perde kalkmış ve bütün cinler hüddam aldığımı biliyormuş. Musallat için gelen çok fazla olacakmış. Bir süre durdum. Tam cevap vereceğim ki Halil, "Oo, beyefendi, hüddamımızı da almış." dedi. Seni ilgilendirmez. ''Sen kendi haline yar. Senin yüzünden başıma neler geldi. Attıracağım seni yurttan.'' dedim. ''Umrumda değil. Bundan sonra senin için uğraşacağım. Başına cinler, ifritler salacağım.'' dedi. Gerçekten korkmuştum ne yalan söyleyeyim. Boş tehdit sallayacak bir adam değildi Halil. Tam kafriye birkaç soru soracağım. Ne kadar garık gelse de bu bana. Alışamadım hala metafizik bir varlıkla konuşmaya. Kapı çaldı. ''Bizimkiler gelmiş anasını satayım. Bir de bunlarla uğraş.'' Şimdi elli çeşit soru. Ne oldu, nasıl oldu falan. Ben de iyice saldım kendimi dedim. Bu piç psikolojisi bozuk deli yaptı. O sardı başıma bunları. Gitmiş banyoda garip şeyler yapıyordu. Durdurmaya çalıştım ama vurup bayılttı dedim. Babam öldürecek gibi harekete geçti. Ama dur dedim baba ne yapıyorsun? Yurttan attıracağız seni dedi Halil'e. Çıktık odadan müdürle görüştük. Anlattım olayları babamlara anlattığım gibi. Ve dedim ki bu deliği yurda aldığınız için şikayette bulunurum. Bunu yurttan atmazsanız. Olur mu? Kemküm ettiler. Sonra kabul ettiler. Geçici olarak Halil belasından kurtulmuştum. Ama şimdi de diğer kötü cinlerle uğraşacaktım. Birkaç günlük raporumu okula verip İstanbul'a doğru yola koyulduk. Kadıköy'e geldik. Eve girdik. Üstümde bir yorgunluk vardı. Yatmadan önce Kafri'ye beni gelecek tehditlerden koruyabilir misin dedim. Elimden geldiğince dedi. Benden mertebelileri de var elbet. Onlar gelirse şansım olmaz dedi. Korunmak için ne yapmalıyım dedim. Tabi bu arada kısık sesle konuşuyordum ki duymasın bizimkiler. Dedi ki kuru incir senin saçından bir tutam alıp şunu okuyacaksın. Ama bu yanında olduğu sürece ben yaklaşamam sana. Bu benim ve mertebemin birkaç üstü için gerekli bir muskadır. Üstü gelirse yine korunamazsın dedi. Tamam dedim. Evde Allah'tan kuru incir varmış da fazla uğraşmadım. Saçımdan kopardım, söylediklerini tekrar ettim ve kutuya koyup yatağın altına koydum, uyudum. O kadar işin arasında rüyalandım. Gidip banyoya gusul aldım ve aklımda bin türlü soru vardı. Ne yapacağım? Şimdi bu kafrinin samimiyetinden şüphem olmadığı için ona bunu sormalıydım. Hacı hocalara kalmış gibi görünüyordu işim. Ama gerçekten bir hafta öncesine kadar bana birisi bunları anlatsa bisiktir git derdim. Fakat o an nelerle uğraşıyordum. Muska bile yapmıştım. Artık işler tamamen çığırından çıkıyordu. Bir de şu Halil'in tehdidi vardı. İfrit diye bir şeyden bahsetmişti. O neydi? Kafriye soracağım bir sürü soru vardı. Çıktım banyodan. Akşam olmuştu. Muskayı orada bırakıp arkadaşların yanına gidecektim. Bizimkiler gitme falan dese de dinlemedim ve çıktım. İşte insan bazen ailesini dinlemeli. Bunu bu olaydan sonra daha iyi anlayacaktım. Evden çıktım. Her zaman takıldığımız parka gitmeden önce arkadaşları aradım, geldiler. Sonra birkaç sigara yakıp muhabbet ettik. Önce ben onları sordum, sonra onlar bana sorunca bütün muhabbeti anlattım. İyi çocuklar hepsi. Sözüme güvenip inandılar. Ama eminim ki hiçbiri korkudan bu gece uyuyamamıştır bile. Birisi benim arkadaşımın bildiği bir hoca var, çok profesyonel. Seni ona yönlendirelim dedi. Ben de kabul ettim ama normalde olsa hepsine dolandırıcı gözüyle bakardım. Fakat kesin kabul ettim çünkü başka çarem yoktu. Sonra saat geç olunca dağıldık. Eve doğru gidiyordum. Giderken komşumuz Burhan amca ile karşılaştım. Biraz muhabbet ettik ayaküstü. Gel dedi benle. Gidelim. Biraz daha anlat dedi. Ama ne anlatacaktım. Zaten maksimum 5 dakika sonra muhabbet tıkanacaktı. Yine de kıramayıp tamam dedim. Tam arkama döndüm. Bir baktım kafri oradaydı. Eve git. Bu sandığın kişi değil. Geri dönüp baktığımda gülüyordu Burhan amca. Pis bir gülüştü. Yüzümdeki kasların gerildiğini hissediyordum. Hemen koşmaya başlayıp eve gittim. Muska'nın yanına gittim. Artık hayatım korkularla mı geçecekti? Tamam kafri vardı ama bu korkular insanı her yere ve her şeye şüpheyle bakmaya yeter. Bizimkiler içeri çağırdı. Mecbur gittim. Psikolojimin bozulduğunu düşünmelerini istemezdim. Komedi filmi izliyorlardı. Arada yapmacık bir iki şekilde sırıttım sonra uykum geldi deyip içeri gittim. Artık Kafri ile konuşmanın vakti gelmişti. Muskayı yaktım ve Kafri'nin gelmesini istedim. Gözlerimi açtığımda karşımdaydı. Kafri ile konuşmaya başladım. Hoca ile ilgili düşüncelerimi ona anlattım. Arkadaşı aradım, hocanın adını aldım ve bilgi toplamasını istedim Kafri'den. Gitti, bir zaman sonra geldi. Hocanın gerçekten bazı şeyleri bilebileceğinden bahsetti. Sahtekar değildi yani. Bu iyi bir şeydi ama fiyatı öğrenmesini istediğimde seansı 100 lira dedi. Ve nereden bulacağımı düşünürken aklıma bir fikir geldi. Kafri vardı. Biraz kullanmaktan zarar gelmezdi. İnternetten ertesi günkü iddia bültenine baktım ve sordum bu maçların sonuçları ne olacak diye. Bana şunu anlattı. Peygamber Efendimiz'den önce gök kapısı açıkmış ve cinler meleklerin konuşmalarını dinleyip o zamanki yöntemleriyle cini olan kahinlere gelecekten haber verebiliyorlarmış. Ama peygamberimizden sonra kapı kapanmış. Kara kara düşündüm. Son 150 liranın yüzünü hocaya verecektim. Ulan Halil neler açtım başıma. Hem metafizik olarak hem maddi olarak hayatımı kötüye götürüyordu. Ertesi gün oldu hocanın evine gittim. Böyle her yeri yazıyla dolu yeşil bir kapı vardı. İçeriye giriyordum. Kafri ben buraya giremem dedi. Anlamıştım. Hoca gerçekten işi biliyor olmalıydı. İçeriye geçtim. Selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam. Buyur gel otur dedi. Geçtim. Sonra anlat bakalım derdin nedir dedi. Cinlerle aramdaki perde kalktı. Yavaştan musallat olmaya başladılar dedim. Ha muska mı istiyorsun dedi. Bir sus lan işte bitireyim lafımı. Yok dedim. Muska var. Etkili. Hüddamdan öğrendim yapmayı dedim. Hoca tövbe tövbe evladım. Senin aklın karışmış dedi. Neden hocam dedim. Hiç hüddam alabilecek birine benzemiyorsun. Zaten hoş. Almışa da benzemiyorsun dedi. Hani nerede? Şu an yanında mı dedi gülerek. Dedim hoca ister inan ister inanma. Huddamım var. Şu anda yanımda değil. Tuzak soru bu. Giremedi buraya. Sen de biliyorsun giremeyeceğini dedim. Hüddam alan adam böyle rahat konuşamaz dedi. Ben de hocam ne kanıt istiyorsan hazırım dedim. Hangi ayetin hüddamını aldın dedi. Söyledim. Hım dedi. O zaman söyle ona. Benim askerlikteki en yakın arkadaşımın torununun adı ne dedi. Tamam hocam dedim dışarıya çıktım. Kafri dedim böyle böyle bulup getir derken gitti. Getir de şu hocayı bir rezil edeyim diye tamamladım. Bir sigara yaktım geri geldi. Üç dört fırt almadan odamın dar oldu. Yav Halil çok masraflı olmaya başladı artık. Kafri anlattı bana. Geri girdim içeri. Hocam dedim kızın adı Merve. Hocanın gözler bir açıldı. Şaşırdı. Hatta Merve olmasının sebebi de şöyle ki sizin anneniz askerdeyken arkadaşınızla Size her izninizde güzel yemekler hazırlayıp iyi ağırlarmış. O yüzden de torununun adını Merve, yani annenizin adını koymuş dedim. Hoca şöyle okkalı bir besmele çekti. Evladım tamam. Hüddamına inandım. Gerçekten doğruyu söylüyorsun. Şimdi ne istiyorsun? Bana bunu söyledin. Hocam dedim. Şimdi Halil diye biri var. Zaten ne geldiyse başıma onun yüzünden geldi. Bu çocuk beni tehdit etti. Bana cinler musallat edecekmiş. Bir de ifrit diye bir şeyden bahsetti. Benim ''Bunlardan korunmam lazım. Ne yapacağız?'' dedim. Hoca dedi ki, ''Normalde bu iki muska için senden 300 lira almam lazım. Ama hem sevdim seni hem de acıdım.'' dedi. Ben de oh çektim. Yırttık. ''Adamsın. Tabii içimden.'' dedim. Adam iki tane muska yaptı. ''Bu güçlü cinlerden, bu da ifritlerden korur.'' dedi. Hocaya soracaktım bu ifrit meselesi nedir lan diye. Neyse. Kafri'ye sorarım. Kesin bilgi diye sustum. Dedi ki, ''Şimdi bu muskaları taktığın sürece... Hiçbir ifrit ve cin sana yaklaşamaz. Ama kafri de yaklaşamaz. Ben de hocam kafriyle konuşacağım zaman çıkarayım bunu gelsin konuşalım gitsin dedim. Hoca sen bilirsin ben söyleyeyim de dedi. Ve sonra hayatımı mahveden cümleleri kurdu. Sana acımamın sebebini bu musallatlar sanma. Her gün biz nelerle uğraşıyoruz. Sana acımamın sebebi hüddam alan kişinin asla cennete gidemeyecek olmasıdır. Sonra hoca iyi bir noktaya değindi. Hüddamına söyle diğer cinlere söylesin senin yanlışlıkla hüddam aldığını ve hüddamı hiç kendi iyiliğine kullanmadığını. Bu sayede cinler seninle uğraşamaz. Ama kötü cinler perde kalktığı için fırsat bu fırsat deyip sen misin hüddam alıp bizden birini kukla eden diye seni kuklaları yapmaya çalışabilirler. Allah yardımcın olsun dedi. Kalktım parayı uzattım aldı. Hani acıyordun dedim içimden. Çıktım. İfrit muskasını taktım. Kafriye dedim gel eve gidiyoruz. Yolda bu cinlere benim durumumu anlatma olayından bahsettim. Sonra gittik bizimkilere yine sohbet muhabbet falan. Ardından geçtim bilgisayara takıldım. Sonra uyudum. Yatarken cin muskasını da taktım. Sabah erkenden uyanıp muskayı çıkardım. Gözümü kapayıp kafriyi çağırdım. Hemen geldi yine. Dedim ne yaptın? Anlattın mı sizinkilere? Tamam. Ben bütün cinlerin duymasını sağladım. Araştırdılar. Şimdiye kadar beni yararına kullanmamış olman tamamen ikna etti çoğunu. Ama garanti veremem. Sen muskayı tak yine de dedi. Ben de taktım. Kafri gitti. Akşam İdo'ya gittim. Yalova'ya gitmek için. Deniz otobüsüne bindim. İçeride cam kenarına geçtim. Bilen bilir. Çok buğulu oluyor camlar. Az bir şey görünüyor. Deniz otobüsüne son adam tam binecekken durdu. Arkasını döndü, bir şeyler söyledi ve içeri girdi. Halbuki arkasında kimse yoktu. Adam içeriye bir göz gezdirdi ve benle göz göze geldi. Yürüdü ve direkt yanımdaki yeri göstererek burası boş mu dedi. Boş dedim ve yanıma oturdu. Selamın aleyküm dedi. Aleyküm selam dedim. Biraz yalov adamı okuyorsun. Ne okuyorsun geyiklerinden sonra yavaştan ağzındaki baklayı çıkardı. Batıl inançların var mıdır dedi. Yok dedim. Peki bu boynundakiler ne dedi? Muska dedim. Onlar batıl inanca girmiyorum dedi. Onlar gerçekten işe yarıyor. Senin de bildiğin gibi dedim. Güldü. Nereden biliyorsun bunları dedi. Sen nereden biliyorsan dedim. Ben hüddamımda biliyorum ama senin hüddamın olduğunu sanmam dedi. İyi sen bilirsin dedim döndüm. Muskalarına bakabilir miyim dedi. Amacını anlayamadığımdan olur dedim. Aldı baktı. Bu cin muskası da öbürüyle ne ilgim var dedi. Hallim bana ettiği lafı söyledim. Bana bir kağıda bir şeyler yazıp verdi. Bunu ezberle. O muskaya gerek kalmaz. İfrit gelecek olursa onu önceden senden aldırır dedi. Ben de teşekkür edip kağıdı aldım. Ama artık bu ifrit ne? Neden bu kadar güçlü? Kafriden öğrenmem lazımdı. Yalova'ya indik. Adama tekrar teşekkür edip yurda geçtim. Ama gelecek soru yağmurlarını tahmin edebiliyordum. Diğer odada da kalanlar ve yurttakilerden de. Biraz sonra yurttaydım. Odaya girdim. Herkeste bir merak ifadesi vardı. O, hoş geldin kankalar falan ama herkes aslında o günün açıklamasını bekliyor. Ne yaptın? Evde falan gibi sorular. Takıldım, dinlendim falan dedim. Artık ne olacaksa olsun hesabında. Olayın şokunu atlatmaya falan çalıştım dedim. Sonra Oğuz atladı hemen. Ne oldu kanka bir anlatsana ya gibisinden. Bir de sırıtma vardı yüzünde. Ben de başladım. Gece takırtılar duydum. Uyandım. Gittim banyoya. Bu şizofren çizmiş bir yuvarlak içeride okuyor. Bağırdım falan. Hareket yok. Gittim yanına bir vurdu. Bayırttı beni. Sonrası hastane dedim. Bay anasını ya kim beklerdi ki? Yo demek o incirli şeyleri de o koymuş. Harbiden falan bir posta geçiştirdim. Akşama kadar boş boş takıldım. Akşam olunca Kafri'yi çağırmak için banyoya gittim. Çıkardım muskayı, çağırdım geldi. Dedim ki benim acilen bu ifrit nedir öğrenmem lazım. Bir de bu kağıttaki şey işe yarar mı? Kağıda baktı, evet doğrudur dedi ve anlattı. Bilinenin aksine ifrit şeytanın çocuğu değil cinlerin en üst kademelisidir. Fiziksel olarak insan dünyasındaki nesneleri hareket ettirebilir ve normal bir cin sadece bir insanın içine girebilirken ifrit aynı anda hem anne hem de babanızın içine girerek onlar aracılığıyla sizi öldürebilir. Şimdiye kadar ifrit musallat olup da kurtulan insan sayısı çok azdır. Ama ifrit hem musallat olduğu kişiyi hem de ona kendisini musallat eden kişiyi öldürür. Banyodan çıktım. İçim biraz rahattı. Çünkü Halil bana ifrit musallat ettirmeye cesaret edemezdi. Kendi de giderdi bunu yaparsa. Yoksa bu tehdidi savururken ifritten kurtulmanın yolunu biliyor muydu? Bu çocuğun neler yapabileceğini kestiremiyordum artık. Kuyruk acısıyla bir çılgınlık yapabilirdi. Ben eşeği sağlam kaza bağlayarak o kağıttaki yazılanları da ezberledim ve uyudum. Sabah uyandım. Kahvaltı falan yaptık. Sonra fakülteye geçtik. Çıkışta internet kafeye gidip kantır attık çocuklarla. Sonra yurda döndüm. Akşam yemeğini yedik ve odaya geçtik. Telefonla uğraşırken Ömer geldi. Gel sana gitar öğreteyim dedi. Şaşırmıştım ama kafa dağıtacak bir şeyler lazımdı ve kabul ettim. Dinlenme odasına geçtik. Caddelerde rüzgarı yavaş yavaş çalmaya başlamıştım. Ama Ömer'de bir değişiklik vardı. Bu kadar yakın değildik. Ben bunları düşünürken kapı açıldı ve yurttan gözümün aşina olduğu birisi kapıdan içeriye Ömer'e doğru baktı. Bu ikisi aynı anda sırıttı. Bir şeyler döndüğünü fark etmiştim. Onların Burhan amca olayındaki gibi başka bir şey olabilecekleri aklıma geldi ve muskaları takmıştım. Nasıl olabilir derken fark ettim ki sabahtan beri sadece bir muskayı takıyorum. Bilin bakalım kayıp olan muska hangisi? Elimi muskaya götürdüğümü görünce okkalı bir kahkaha attı. Ömer ve diğer çocuk. İfrit muskam yoktu. Ne yapacağımı bilmiyordum. O an birden Ömer'e yumruk atmaya çalıştım. Ama bu kadar hızlı bir şekilde tepki vermesinin imkanı olmadığı halde tuttu ve büktü. Ardından bir kafa hareketiyle rahat 3-4 metre ilerideki duvara çarptım. Kalbim çok hızlı atıyordu. Üzerime doğru geliyorlardı. Aklımdan şehadet getirmek geçti ama sonra tek çarem aklıma geldi. Cim muskasını çıkardım ve o kağıttakileri ezberden okumaya başladım. Yüz ifadeleri değişti. Ciddileştiler. Ömer elini havada boğazımı tutup sıkma hareketi yaptı. O anda boğazım sıkıldı. Nefes alamıyordum. Gözlerim kaymaya, bilincim kapanmaya yakın Kafri'yi çağırdım geldi ve direkt Ömer'in eline doğru bir hamlede beni bırakmasını sağladı. Ona saldırıyorlardı ki o yazanları tamamen bitirdim ve onlar bağırarak yere düştü. Yerde kıvranıyorlardı ve ifritlerin ilk saldırısından kurtulmuştum. Ama muska olmadığından o ifritin ne zaman geleceğini bilmediğimden uyuyamadım. Ömerler hiçbir şey hatırlamıyorlardı. Allah'tan kimse de görmemişti. Telefondan hocaya ulaşmaya çalıştım. Ulaştım. Hocam muskam gitti. ifrit saldırdı. Kurtulduğum bu seferlik zor da olsa. Ama bana muska lazım. Nasıl yapacağımı öğretir misin bana dedim. Adam o muska çok zordur. Ancak benim tarafımdan yapılabilir. Hem malzemelerini de bulamazsın dedi. İyi hocam ne yapayım öleyim mi dedim. Adam beni siktir etti. Cim muskasını çıkardım. Kafriyi çağırdım. Önce bir teşekkür ettim. Sonra İdo'daki olayı zaten biliyorsun. Benim bu kağıdı veren adama ulaşmam lazım. Kafri, bulabilir misin dedim. Zaten Yalova'da. Kaç üddem var ki bulurum. Tamam dedi ve gitti. Tamam adamı arıyordum ama bu kadar güçlü bir şeye karşı ne yapacaktım? Adam ne önerebilirdi bilmiyorum. Hem bu ifrit bana nasıl musallat olmuştu? Halil mi göndermişti? Yoksa perdeden dolayı mıydı? Bilmiyordum. Kafayı yemek üzereydim. Ya bu ifrit? Bu sefer Halil'in önceden onun hüddamı olan Haldo'yu gönderdiği şekilde başka bir görüntüde gelirse ne olacaktı? Bir de bu en mertebelisiydi. İlla fiziksel hasar vermesine gerek yok. Hüddam alınırken ki o korkulucu şeylerin kim bilir kaç katını yapacaktı. Muskam olmadığı için herkese ifrit gözüyle bakmam gerekiyordu. Bir paranoyak olmadığım kalmıştı, o da olmuştu. Okula uzun zamandır gitmediğim, çoğu zamanda gitmeyip astığımdan vizelerin geldiğinden bile haberim yoktu. Sabah olduğunda yurttan çıktık ve matematik vizesine gittik. Sınava girdim ama bir soru bile yapamadım. Yarım saat dolunca direkt çıkıp tuvalete gittim. Pisuvara işiyordum ki arkamda bir şey hissettim. Kafam ısındı. Kulaklarımın sıcaktan patlayacağını zannettim. Elim ayağım boşaldı. Kalbim sanki bütün vücudumda atıyor. Boğazım düğümleniyordu. Yavaşça arkamı döndüm ve kafreyi görünce içim rahatladı. Sonra işimi bitirip Kafri'ye döndüm. Adamı bulmuş. Safran yolunda oturuyormuş. Çıktık fakülteden. Ben Kafri'yi takip ediyordum. Adamın evine 20 dakika sonra vardık. Kapıyı çaldım, bir kadın açtı. Buyurun kime bakmıştınız dedi. Ben de "Hasiktir" dedim içimden. Şimdi bu kadın bu adamın karısı mı, kardeşi mi bilmiyorum. E peki bu cin olayını biliyor muydu? Şimdi karısı veya kardeşi ise ve bilmiyorsa ben bunlardan bahsedersem beni deli sanacak ya da adamın da deli olduğunu düşünecekti. Hadi inandı. Böyle biriyle evli olduğunu anlayıp herifi boşayabilirdi. Tabi bunlar bir iki saniyede içimden geçenler. Sonra aklıma geldi. Telefon çalmış gibi yaptım. Bir saniye dedim. Arkamı dönüp muskayı çıkardım. Kafriyi çağırıp bu kadın kim dedim. Karısı dedi. Biliyor mu dedim hüddam olduğunu. Hayır dedi. Ayvayı yemiştim. Muskayı takıp kadına döndüm. Gülümsedim. Hemen aklıma bir fikir gelmişti. E sanırım evlisiniz dedim. Elindeki yüzüğü göstererek güldü. Evet dedi. Eşiniz evde mi dedim. Neden dedi. Evlilikle ilgili bir anket yapıyorum da eşiniz evdeyse 5 dakikanızı almak istiyorum. Kadın içeriye baktı. Hakan gel anketör var. Bir 5 dakika gelmen lazım. Adam yolla gitsin dedi. Kadın kafasını ne yaparsın şeklinde yana büktü. Ben de içeriye bağırdım. Beyefendi sadece 5 dakika. Öğrenci adamım bir yardım etseniz dedim. O fof ne var diyecekti ki beni gördü donup kaldı. Kadını içeri yolladı. Ben onu yollarım dedi. İlla anket yapacak anasını satayım. Kadın da ay öğrenci çocuk be yazık dedi. Hadi yapalım dese de kağıt yok lan yanımda. Neyse ki adam bana yarım saat sonra bime gel dedi. Ben de tamam deyip bime gittim ve beklemeye başladım. Bir sigara yaktım. Sonra düşündüm. Bu adama ne kadar güvenebilirdim bilmiyordum. Ama tek şansım oydu. Sonra adam geldi. Ben tam konuşacaktım ki burada olmaz deyip bir kafeye soktu beni. Kafeye girdik. Adam bir şeyler okudu sonra tamam şimdi anlat derdim dedi. Korkuyorum dedim. Sadece ifritlerden, cinlerden, onların bana musallatından değil. etrafındakilere zarar vermelerinden. Bütün hayatımın korkuyla bu şekilde geçmesinden korkuyorum dedim. Sen nasıl soyutladın kendini dedim. Birincisi bizim evimize, benim iş yerime hiçbir metafizik varlık yaklaşamaz dedi bildiğim bir iki dua sayesinde kötü cinlerin musallatından da onları atlatıyorum. Zaten bir süre sonra uğraşmayı bırakıyorlar. İkincisi bana hiç ifrit musallat olmadı. Zaten olsa burada bunları konuşur muyduk bilmiyorum. Üçüncüsü korkman doğal bir şey. Ama korkundan beslendikleri için sakin kalmayı öğrenmelisin. İfrit mi geldi? Korkunu birkaç dakika için uzaklaştır kendinden. Zor bir şey ama imkansız değil. Oku verdiğim duayı. Kurtul ve dördüncü olarak bu duayı ses kaydı olarak telefona yükle. Ne olur ne olmaz. Al bu da telefonum. Bir şey olursa ararsın dedi. Tamam dedim. Bu adam hakkında şüphem kalmamıştı. Adam kesinlikle benim iyiliğimi istiyordu. Ve bu ses kaydı olayı onun da zor durumda kaldığının göstergesiydi. Bir gün o da okuyamadı demek ki cinler için olan duayı. Ve kurtulduktan sonra bu geldi aklına. Ben de yurda doğru yol aldım. Ama aklımda hep korkmamak vardı.